Herkese selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tasarımın konusu yok ama sizler için CapCut uygulamasında hani geçiş efektleri var. Bu efektlerin nasıl kullanacağını ve ne tür efektler olduğunu CapCut'ta onlardan bahsedeceğim. Bu yani eğitim konusu videosudur. Bu arada arkadaşlar 600 aboneye ulaştık. Destekleriniz için teşekkür ederim. Sizler sayesinde ulaştık. Bazı abone arkadaşlarımız bizden demişler ki, şöyle demişler mesela, videolarınız biraz kısa olsun, hani çok uzun olmasın istiyorlar. Onlar da doğrular, haklılar. O yüzden her türlü eleştiriye açığız, sorun yok. Biz de artık şöyle bir şey düşündük. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi mesela, onlar da logo yapıyorlar, video yapıyorlar, kısa video yapıyor, biz de yapalım, biz neden yapmayalım. Ama onlar önceden yapıyorlar, deniyorlar. Ondan sonra videoya çekiyorlar daha kolay olsun diye. Mesela dosyaları, yerleri falan ayarlıyorlar. İşte o yüzden daha kolay olsun diye öyle yapıyorlar. Biz de aynen o şekilde yapacağız. Ve artık videolarımız en fazla 15 dakika olacak. Yani 15 dakikanın üstünü geçmeyecek. Neyse, artık videoya geçelim. Evet arkadaşlar, CapCut uygulamasını açtık. Buradan efektleri oluşturmak için şimdi başlayabiliriz. Ben buradan iki tane resim kullanmak istiyorum. Ya da üç tane olsun. Hadi üç tane olsun. Tamam. Ekliyoruz bunları. Şimdi arkadaşlar, bunları efekt eklemek için bak, aralarında şöyle bir çizgi var. Gördünüz. Bu çizgiye tıklıyoruz. Buradan istediğiniz efektleri seçebilirsiniz. Burada ne tür efektler olduğunu da size göstermek istiyorum. Buradan. Burada bu kadar. Kamerada ise şöyle efektler var. Yani diğer uygulamalara göre gayet güzel, profesyonel bir şekilde geçiş efektleri mevcut bu uygulamanın. Gördüğünüz gibi burada da bulabilirsiniz. Ayrıca bak, şu güzel bir efekt. Hatta deneyelim. Gördüğünüz gibi. Ayrıca buradan da süresini ayarlayabilirsiniz. Mesela ben buradan 0.5 saniye değildi, 0.2 saniye yaparsam hızlı geçiş olur. Ama yok, ben 1.5 saniye yaparsam biraz uzun geçiş olur yani. Bunu kendinize uygun ayarlayabilirsiniz. Bunun için seçenek bırakmış uygulama. Burada çeşit çeşit animasyonlu geçişler var. Bayağı çok güzel. Ben bunları kullanıyorum. Burada ayrıca maske, şunları kenarlık, çizgilik falan filan, bunlar burada. Gördüğünüz gibi aynı şekilde buraları ayarlayabiliriz. Ayrıca arkadaşlar, mesela ben şurada bir arkadaşımız bahsetmişti, bir video önermişti. O arkadaşım için anlatayım. O dediğiniz efektleri buradan bulabilirsiniz. Her ne kadar o kadar fazla benzemesi de aynı şeyler, aynı olay mevcut yani. Gördüğünüz gibi. O dediğiniz, bak şurada geçişler mevcut. Yani bence bir telefona göre bunlar gayet profesyonel bir şey. Buradan da ayrıca dediğim gibi süresini ayarlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, bakın şurada bir efekt seçiyorsunuz. Örneğin ben buradan şunu seçeyim, tamam mı? Bunu tümüne uygula derseniz, hani bu çizginin olduğu tüm çizgilere tümüne uygulamış oldu. Hatta bir oynatalım bakalım nasıl olmuş. Evet, başlatıyorum. Gördüğünüz gibi süresini de ayarlarsanız tüm eskinin süresini aynen öyle ayarlamış oluyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.